göçer topluluklar. Bugün işte Mülkan Hoca'yla iki yıldır bir proje yapıyoruz. Bu projeyi Aşıklı'dan dışarı adım atarak başladık. 25 yılı aşkın bir süreçte Aşıklı'yı çalışıyoruz. Uzmanlardan, araziden, yeni yeni analiz biçimlerinden, sonuçlarından gelen verilerle artık buna ihtiyaç olduğu sürecinde ve böyle bir projeye başladık. Bilindiği gibi Aşıklı, Merendiz'in yanında kurulan 1000 yıllık bir süreçte varlığını sürdürmüş. Mirhan Hoca'nın dediği gibi de kendine özgü bir yaşam biçimi olan bir topluluk. Milattan önce 9. yüzyılın ortalarında Merendiz Nehri kıyısına yerleşmeye gelen bu grup ya da gruplar bölgeyi iyi tanıyan belli konularda da deneyim sahibi topluluklar. Bunu da Aşıklı'daki verilerde biliyoruz. Mesela kerpiç yapımı, bitki yetiştiriciliği, oksijenin kullanımı gibi birçok deneyimlere sahipler. Dolayısıyla Aşıklı'dan yola çıkmamızın bir nedeni de buydu. Bölgede bu deneyimi edindikleri ve bölgeyi iyi tanıdıkları belli bu toplulukların ya da topluluğun. Dolayısıyla biz bunların nerede ve nasıl yaşadıklarını, bu deneyimi nasıl elde ettiklerini öğrenmeyi hedefledik. Bu amaçlarla da 2016 yılında bir çalışma başlattık. Sistematik yüzey araştırması diye tanımlıyoruz yaptığımız işi. İki tane aslında temel sorumuz var. Bu sorulardan bir tanesi işte Aşıklı'nın öncesindeki göçer epipaleolitik diyebileceğimiz toplulukları keşfetmek, bölgedeki varlıklarını ispat etmek. Bilindiği gibi bu toplu aslında biraz sonra anlatacağım ama işte oksijen kullanımıyla ilgili zaten bölgeli göçer toplulukları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Aşıklı verileriyle de artık yani bölgenin yerel göçerleri, hareketli topluluklarını keşfetmek istedik. Buna ihtiyaç duyduk ve böyle bir projeye başladık. İkinci amacımız da Aşıklı ile çağdaş başka yerleşimleri bulmak. Biliyorsunuz Aşıklı bölgenin yegane neolitik topluluğu gösteren bir yerleşme. Dolayısıyla bu bilimsel prensipler açısından da tek bir yerleşme verileriyle bölgedeki neolitiği anlatmak doğru değil. Dolayısıyla biz de bu Aşıklı ile çağdaş başka olası yerleşmeleri bulmak istedik. Dolayısıyla iki tane temel hedefimiz oldu. Biraz Mirvan Hoca da anlattı ama bölgeden bahsetmek istiyorum. Bölge farklı jeolojik yapıya sahip, işte sulu, kurak alanlar, yüksek yerler, vadiler, düzlük alanlar, vadi içlerinde yeşillikli alanlar gibi birçok değişik yapıyı içinde barındırıyor. Dolayısıyla oldukça farklı çeşitliliği barındıran bir mikroniş niteliğinde. Bölgenin belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi volkanizması. Bu bölgede yaptığımız çalışmalar var biliyorsunuz Gölgedağ'da belki. Buradaki volkanizmanın tarihleri var. Gölgedağ 1 milyon yıl ve 1 milyon yıl öncesinden başlayan volkanizma sonucunda da yaklaşık 10'u biraz aşkın don oluşumu olmuş bölgede ve bu donlarla beraber eş zamanlı olarak obsidyen kaynakları oluşmuş. Bu obsidyen kaynakları şurada görüyorsunuz, yolu daha Eritli'den alınma. Boyumu aşıyor benim bu obsidyen kaynağı. Yani dere yatağı gibi düşünün, böyle de ilerliyor, burada da devam ediyor. Oldukça büyük rezervlere sahip ve bu rezervler de aslında bölgenin dışında Kıbrıs, Yakın Doğu, Batı'ya da hatta yani giden bir
çok ciddi bir rezerv ve tarih öncesi topluluklar tarafından çok iyi biliniyor. Yine bölgede Gölü Dağ'da yaptığımız bir çalışma, Jacques Legrand deneyleriyle de katılmıştı bu projemize. Gölü Dağ'da bir atölye kazısı yaptık. Orada işte iki tane çok ciddi bir üretim, bilgi üretimi mevcut. Bunların bölgedeki topluluklar tarafından üretilmediğini çok iyi biliyoruz. Böyle bir teknoloji bölgede yok. Tamamen yakın oradaki yontucuların buraya gelerek bunları yontup götürdüklerini biliyoruz. Dolayısıyla aslında bölge farklı gruplar tarafından, yani farklı hareketli gruplar tarafından da kullanılıyor. Obsidyen çok çeşitli bölgede. Kaliteli olanı var, kalitesiz olanları var. Farklı renklerde, farklı görsel yapıda olanları var. Dolayısıyla bölgede kullanımında bir seçilme durumu var. Yani Aşıklı'dan da bunu biliyoruz. İşte Aşıklı'nın alt tabakalarında daha çeşitli bir oksijen kullanımının varlığını biliyoruz. Biraz Aşıklı'ya girer gibi oldum ama yani bu konumuzla da ilgili diye girdim. Bu volkanizma sonucunda da çok ciddi bir şey, çok güzel ve muhteşem bir coğrafyada oluşmuş. Bunu da göstermek istedim. Şimdi yaptığımız çalışma şöyle zor bir çalışma. Onu yani konuya odaklı olarak şöyle bir zorluğu var. Bir kere bu dönemi biz mikroüt aletlerle tanımlıyoruz. Bu mikroüt aletler çok küçük, 2 santimden daha küçük aletler ve dolayısıyla normal bir yüzey araştırmasında sadece yürüyerek bulabileceğiniz buluntular değil. Çok iyi biliyorsun sen de bunu. Dolayısıyla bunun için buna odaklı bir çalışmaya ihtiyaç var. Daha önce bölgede de yapılmış böyle çalışmalar ama döneme odaklı olmadığı için daha çok büyükler ve geç dönem bize göre geç dönem büyükler ve işte hani buluntular üzerine daha çok yapılmış. Ama epipolitik bilinmiyor bölgede. Dolayısıyla buna odaklı çalıştık. İkinci zorluğu aslında bir dolgudan bahsetmediğimiz için geçici yerleşmeler, kamp yerleri gibi bir kullanımla ilgili olduğu için bu dolgular dolayısıyla böyle yükseltiler, höyükleşme gibi bir şey bulmak söz konusu değil. Ya küçük yükseltiler ya da tamamen gitmiş sadece belki şeyin aletlerin kaldığı bir buluntu durumundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla da buna uygun bir yüzey araştırması yapmamız gerekiyordu. Şimdi sistematik yüzey araştırması dedim. Sistematik yüzey araştırmasını aslında belli mesafelerde biz ayrılarak yapıyoruz. Bu mesafeler bölgedeki coğrafi yapıya göre çeşitlilikten bahsetmiştim. Vadiler, düz alanlar, kayalıklar. Dolayısıyla bu mesafeler bölgeye göre değişiyor. Biz araziye çıkmadan önce daha önce uydu haritaları üzerinde çalıştık. Masa başında daha öncesinden bir hazırlık yapmak çok önemli. Belli alanlara yoğunlaştık. Oralarda denemeler yaptık. Dolayısıyla belli bir kullanımı, yani dönem için belli bir kullanımı olup olmadığı üzerine test etmek istedik. Dolayısıyla da o alanlarda yani tarama yaptık. Taramalar sonunda bulduğumuz alanlarda bunu da telefonlarla kaydettik aslında. Ne diyoruz? BioRanger programı kullandık. Bütün yürüdüğümüz alan, herkes kendi kaydını tuttu. Dolayısıyla bütün yürüdüğü alanı kaydetti. Ve kendi buluntu, yani bulduğu alanların noktalarını da aldı. Dolayısıyla artı bir GPS gibi bir alete ihtiyaç duymadık. Bunu da dijital ortama aktardık. Ne diyorduk? Burada işte coğrafi şekillere göre yürüme planımızı yaptık. Dolayısıyla bulduğumuz alanlarda da eğer yoğunlukta bir alansa bu tarz
sınırlı alanlar yarattık. Bu sınırlı alanlarda mesafeyi daraltarak, yere tamamen çömelerek toplama yaptık. Çünkü mikroit başka türlü bulunmuyor. Yani ayaktayken mikroiti görme şansımız yok. 2 santimden küçük bu aletler ve mikroit teknolojisiyle ilgili bir yan ürün olan, yani o mikroiti yaparken çıkan yan ürünler var. Bunlardan bir tanesi mikro kalem dediğimiz bir teknik parça. Onu bulduğumuz zaman o alanda mikroit olduğunu da anlayabiliyoruz. Dolayısıyla da bunları bulabilmemiz için de böyle mesafeyi daraltarak tamamen çömelip çok yoğun birbirimizin yanında dip dibe böyle bir toplama yaptık. Dolayısıyla da ancak bu şekilde bulabildik. Şimdi Facebook'ta falan da bunları koyduğumuz zaman orada şöyle yorumlar geldi. Demek ki bir politik buldunuz, böyle çömelerek topladığınıza göre. Evet, gerçekten de bulduk. Bu işte telefonlarımızla kaydettiğimiz yürüme alanları. Bu yılkini eklemedim, daha da yoğun aslında bu alanlar. 2 yıldır sapladığımız buluntu alanları. Bunların bazıları geç dönem buluntu yerleri. Ama genellikle biz neotikle kendimizi sınırlandırdık ve yani neotiğe kadar, neotik bitimine kadar sınırlandırdık. Onun öncesindeki topluluklara da daha yoğun olarak odaklandık ve birkaç tane bizim amaçlarımızı destekleyecek ve bizim görüşümüzü destekleyecek alanlar, buluntu yerleri bulduk. Şimdi önemli alanlardan bir tanesi karasu havzası. Karasu havzası Göllüdağ ve Erdas Dağları arasında bir bazalt akıntı var. Bu bazalt akıntının oluşturduğu bir vadi formasyonu var burada. Bu vadinin altında bazaltın oluşturduğu hava kanallarında su akıntıları mevcut ve bu su akıntıları bölgedeki hidrodinamik bir sistem yaratıyor ve sulak bir alan yaratmış durumda. Bu alanda bulduğumuz bir yer bizi çok heyecanlandırdı. Bu 2015'te aslında bulduk ama 2016'da yoğun olarak araştırabildik. Şimdi gördüğünüz gibi etrafında sular var ve bataklık bir alanda yer alıyor. Balıklı ismi. Bu alanda yoğun obsidyen bulutu var. Gördüğünüz gibi de hafif bir yükseltisi var. Ve yani böyle arabayla giderken görebileceğiniz kolay bir şey değil. Bu biraz da rastlantı sonucu da bulundu. Dolayısıyla bu yükselti bir dolgu ve bu dolgunun üzerinde ciddi bir obsidyen yoğunluğu var. Burada sistematik toplama yaptık. Yine kareleri böldük. Belli alanlarda, yoğunluğun olduğu alanlarda bir kareleme yaptık. Ama maalesef biz alandan ayrılır ayrılmaz, hatta biz oradayken bir tahribat oldu. Ve iş makinalarıyla çok ciddi bir tahrip oldu. Aslında kazmayı da istediğimiz bir alan ama bu mahkeme süreci dolayısıyla da bir bekleme durumundayız. Maalesef sadece toplamalarla bunu analiz edelim. Bu toplama alanlarımız bizim. Gördüğünüz alanda yoğun obsidyen konsantrasyonları vardı. Oraları kareleri aldık ve yoğun toplama yaptık. Eğer böyle bir kareleme yapmasaydık bu kadar malzemeyi, işimize yarayacak malzemeyi bulamazdık. İçinde ciddi miktarda mikro eleştiriyorsa diyeyim. Buluntular mevcut. Bir tane okucu, telefonumuzlu. Burada gördüğünüz aşıkın alt tabakalarından da bildiğimiz budanmış dilgiler. Bunlar demin bahsettiğim mikroit endüstrisinin bir yan ürünü olan mikrokalem dediğimiz, bir teknik parça. Bunları bulduğumuz zaman burada bu teknolojinin olduğunu biliyoruz.
dolayısıyla şeyi erkene çekebiliyoruz. Aşıtmanın alt tabakalarında da bunlardan var. Şurada gördüğünüz rengi pek çıkmıyor ama kahverengi obsidyen aşağıda gördüğümüzden. Bu da aşıtmanın alt tabakalarında çok yaygın gözüküyor. Ve bizim bulduğumuz daha sonraki yerleşmelerde de polotip diyebileceğimiz alanlarda da bu kırmızı obsidyeni görüyoruz. Şimdi çok böyle tahribat olmuş çukurların kenarında biriken topraklardan bir eleme de yaptık. Burada bazı hayvan kemikleri bulduk. Uzmanlar bunları analiz ettiler. İçinde yabani sığır, tek tırnaklılar, atgiller, geyikgiller, koyun keçiler, yabani koyun, yaban keçisi, domuz, kedigiller, tavşan, küçük ayı gibi hayvanların kemiklerine, pamuklarına rastladık. Bu bir çeşitlilik görüyoruz. Yine o toprağın yüzülmesiyle ember buğdayı, odangiller, çitlenmik, arpa, parça olarak fıstık, parça olarak soğan, tabi çok küçük bir eleme yapabildik maalesef. Dolayısıyla bu tarz buluntulara rastladık. Çitlenmik bölgede çok yoğun bulunuyor. Şıklı'da da öyle çok yoğun buluntu veriyor, bir şey karşımıza çıkıyor. Sonuçta buğday, odangiller, çitlenmik bunlar böyle bölgenin aslında yani özellikle çitlenmik ve fıstık step ormanlarının ana şeylerinden, ağaçlarından ikisi. Başka bir buluntu alanında bir kurumuş gölge yatağı görüyorsunuz şurada. Yine bu aynı havzanın içinde bulunuyor. Kurumuş bu göl yatağının etrafında böyle kayalık alanlar var. Bu kayalıklardan bir tanesinde de bir kaya sığınağı bulduk. Kaya sığınağının etrafında bazı buluntular vardı. Bir de kayaların arasında bir tane daha buluntu bulduk. Farklı dönemlerde kullanıldığını düşünüyoruz. Bu da diğer taraftan görüntüsü. Etrafında bir toplama yaptık. Şimdi bu gördüğünüz 3 tane buluntu, yani daha fazla buluntu var ama bunlar hani tanımlayıcı olduğu için bunları kullandım. Üstte gördüğünüz bir Musterian uç, bu paleolitik dönem, orta paleolitiğe tarihleyebileceğimiz. Şurada gördüğünüz bir çekirdek. Bunlar kalkolitik dönemde görülebilecek çekirdekler. Aşağıda gördüğünüz de tırnak biçimli kazıyıcılar. Aslında biz epipaleolitikte görüyoruz bunları. Dolayısıyla burada farklı dönemlerde bir kullanımdan bahsediyoruz. Yalnız alan yani o kadar kilitlenmiş bir toprak ki bunu yüzeyde hani toplayarak da elde edemiyoruz. Böyle otların arasında ya da böyle yüzey toprağın içinde bunlar saklı. Özellikle de epipaleolitik olan buluntular. Diğerleri daha hani dışarıda görebiliyoruz ama diğerlerini hani almamız çok zor. Dolayısıyla aslında burada birazcık tıkanıyoruz. Belki hani böyle yani bu alanda belki bir sondaj ya da bir küçük kazı çalışması yapmamız gerekiyor. Diğer bir buluntu yeri çat mevkii dediğimiz bir alan. Bu alan ve vadinin yüksek kesimlerinde bulunuyor. Bu kaya sığınağından birazcık daha farklı. Şurada karşıdan görüntüsü, bu yeşilliğin arkasındaki yüksek kısım, çat mevki dediğimiz kısım, buğday yakından görüntüsü. Böyle kayalık bir yükseltisi var. Bu kayalığın üzerinde toplama yaptık. Büyük şerit dediğimiz bir şeritleme dediğimiz bir metot kullandık. Belli bir mesafede yine 4-5 kişi, 10 kişi pardon, yürüyüş yapıp belli alanlarda torba değiştirerek alanın en yoğun alanlarını bulmaya çalıştık. Belli bir alanda da gerçekten bu buluntuların yoğunlaştığını gördük. Aynı zamanda bu kayalıkların üzerinde ciddi delikler ve insan eliyle açılmış, oyulmuş oyuklar vardı.
gördüğünüz gibi hani sistemli bir toplama yapmaya çalıştık. Bu toplama Balıklı'da yaptığımız toplamadan biraz daha farklı. Arazinin yapısına göre böyle bir şeyin daha uygun olacağını düşündük. Burada yine farklı dönemlerin beraber kullanıldığını anlıyoruz. Farklı dönemlerde kullanıldığını anlıyoruz alanın. Şu gördüğünüz alttaki iki tane okucu bizim Musulardan bildiğimiz. Yani Çanak Çömlek'siz Neolitik'in geç evrelerinde ortaya çıkan aşıklığın bitiminden sonra gördüğümüz, hatta yüzey toprağında da var, bu tarz okuçları var. Diğerleri aslında epipaleolitik diyebileceğimiz buluntular. Şu gördüğünüz yarım ay biçimli mikrolit tamamen tipik epipaleolitik buluntu özelliği taşıyor. Şimdi epipaleolitiği tabii ki yani bir mikrolitlerin dışında obsidyen teknolojisinde de şöyle görüyoruz. Çok ince ve hassas dilgiler, yani bunlar bayağı ince ve özellikle dilgiler genç dönemlerde bunlar daha böyle kalınlaşıyor, şekilleri bozuluyor. Dolayısıyla böyle de ayırt edebiliyoruz. Ama burada düzeltileri var bazıların. Bunlar da işte bu dalmış dilgi dediğimiz, yine sapa geçirilmek üzere şekillendirilmiş, biraz geometrik mikrolitleri de andıran başka bir özelliği olan buluntu. Diğer bir alan, yine bu yıl bulduk bunu, İğneli Mevki dediğimiz, Sevinçli kasabası, Aksaray'ın Sevinçli kasabasına bağlı bir alanda. Burada yine bir yükselti görüyorsunuz, bu diğer tarafından, bu, yani iki ayrı tarafından, şuradaki kayalıkların olduğu alanda ve aralarda bulduğumuz bir buluntu yoğunluğu var. Burada yine bir sistemli toplama yaptık. Çok küçük bir alandı. Burada zaten kalemime ihtiyaç duymadı. Burada da iki tane başka buluntular vardı, yongalar vardı ama onları koymadım. Çünkü yine tanımlayıcı olanları seçtim. Burada iki tane, bir tanesi yine yarım ay biçiminde bir mikrolit, öbürküsü budanmış dediğimiz mikrolit. Diğeri de yine bu mikrolit teknolojisine ait mikrokalem dediğimiz, yani mikrolitin varlığını destekleyen buluntuyu bulduk. Şimdi dolayısıyla Balıklı'yı biz yani verilerle Aşıklı'yı M.Ö. 9. binyıl yerleşmesinin en alt tabakası ile çağdaştırıyoruz. Pınarlı, İğneli ve Çat buluntu alanlarını ise daha öncesinde tarihlenebilecek yerler olarak gördük. Dolayısıyla böyle bir sıralama yaptık. Şimdi sonuçlarımızı şöyle toparlayabiliriz. Bölge paleolitik, epipaleolitik ve neolitik dönemi farklı evrelerini görüyoruz bölgede. Çoğunlukla buluntu alanlarında farklı dönemler beraber görünüyor. Şeyi söylemedim ama kaya sığınakları ve mağaralarda mesela çok fazla bulamıyoruz çünkü içleri daha geç dönemde kiliseler olarak kullanılmış ya da ağıllar olarak kullanılmış. Dolayısıyla orada bir epipaleolitik kullanımına, yani göçer topluluklara ait bir kullanıma, yani kullanımı bulmamız çok zor. Epipaleolitiği, yani bu verilerle yüksek ve kayalık alanlarda buluyoruz. İlk yerleşik topluluklara ait bulguları da sulak alanlar, göl ve nehir kenarlarında sakladık. Obsidyen kullanımı çeşitlilik gösteriyor. Gölü daha kayırlı kaynağı yaygın olarak kullanılıyor. Yani bir göçer topluluklarda bir çeşitlilik var. Bu aşıklığın alt tabakalarında da görüyorduk. Aslında bu kaynaklar çok iyi biliniyor ve bir seçim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında bölgedeki yerel kullanımı çok güzel de gösteriyor. Mikrolit endüstrisi mikrokalem tekniğiyle üretiliyor bu bölgede ve geometrikler nadir olmakla birlikte yoğunlukla aletlerin minik
formları karşımıza çıkıyor. Yaygın olarak da budanmış dilgi dediğimiz bir alet biçimiyle karşılaşıyoruz. Bölgedeki yeni buluntu alanları ile ilk yerleşik topluluklar ve göçer topluluklar hakkında daha fazla veriye ulaştık. Her eklenen veri ile bölge için bu geçişin nasıl olduğu ile ilgili hikaye netlik kazanmaya başladı bizim için. Dolayısıyla da bu konuda çok heyecanlıyız ve hani çalışmalarımıza bu verileri ekleyerek, yeni noktalar koyarak biraz daha netleştirmek ve hikayeyi oluşturmak istiyoruz. Çok teşekkürler.